Arkadaşlar selamlar, kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Çok geldin, çok geldin. Aynen, önce bir anlatayım arkadaşlar. Şimdi elimde bu görmüş olduğunuz çöp torbaları var. Bunların içinde arkadaşlar pet şişeler var. Bu videonun olayını hemen size ondan bahsedeyim. Türkiye'ye de aynı kanun gelecek arkadaşlar. Yaklaşık 7000 noktaya bunların içindeki pet şişeleri satıp depozito paralarını alabileceğiniz makinelerden gelecek. Ve hani Amsterdam'da, Hollanda'da bu sistem var. Bakalım, bu kadar pet şişeyle ki ne kadar olduğunu bilmiyorum. Geldiğimizden beri bu kadar biriktirebildik. Bunları bir satalım, hem ne kadar kazanacağız onu bir görelim. Gelin bakalım bu pet şişeler bize ne kadar kazandıracak. Buyurun bakalım. Şeyde, Türkiye'de dijital dönüş, dijital, ağzımız hep dijitale alıştığı için depozito dönüşüm. Öyle bir dönüşüm ya, ekrana verdim şu an. Öyle bir yasayla birlikte geliyor bunlar. Yani bu şu anlama geliyor. Siz bir pet şişeyi alırken bu pet şişenin depozito bedelini de ödeyeceksiniz. Sonra aynı benim gibi böyle biriktirip gidip bir yerde satıp bunların parasını alacaksınız. Şimdi bakalım bu süreçte neler olacak. Şu an buranın BİM'ine gidiyoruz galiba. Değil mi? Aynen. Şimdi geldik Dirk'e. Karşısı Dirk. Evet. Aha, Dirk de burası. Şimdi içeri gireceğiz ve makineye gideceğiz. Şimdi makineyi buldum arkadaşlar. Hemen çekiver Ayşegül. Bir tane attım, 15 sent yazdı. Onları bir daha denemen lazım adam. Bu markayı tanımıyor diyor bana. Bunu geri mi ver diyor. Ha, tanı. Tanımadı. Bu markayı kabul etmiyor. Markaları var demek ki. No. Küçükleri mi alıyor bu? Küçükleri mi alıyor sadece acaba? Daha sakin ve düzenli olmamız lazımmış. Bunu ısrarla kabul etmiyoruz. Şunu. Aldı mesela bir tane 1,5'lığa 25. Oo. İyiymiş. Ve ses. Ha. Fiş geldi, size son şeyi gösterecektim. Son şeyimi de, şişemi de şöyle atıyorum bu fişten sonra. Tamam. Green butona basıyorum. Şuradan bana fişimi veriyor. Şöyle şunu bir içeri vereyim kendime. Şimdi çok fazla sıramır olduğu için arkadaşlar böyle fişleri part part aldık. Şimdi ben size Ayşegül gelince bunların hepsini ne kadar tuttuğunu göstereceğim. Kaç tane şişe sattığımız umarım yazıyordur. Şurada bir iki tane kaldı. Şunları bir kez daha denemek istiyorum. Aldı. Bunları çöp diye atmıştım. Şu an kabul etti. Yazar 50 cent. Aynen. Şu 50 cent'imi de alayım. Çöp diye atmıştım çünkü. Toplam kazancımıza bakalım. Bir de isterseniz hani burada kaç tane attığımı da söyleyeceğim. Hani böyle bir iş yapıp burada şişeler falan filan toplayıp neler alabilirsiniz kendinize, onları da görelim. Şimdi arkadaşlar toplam 71 adet pet şişe satmışız. Onu size söyleyeyim. Şimdi hemen miktarı da toplayıveriyorum. 25 cent, 7.10'da 7.35, 15 daha 7.50, 25 daha 7.75, 3.20 daha 7.75, 3.20 daha 10.95, 2.70 daha 10.95 artı 2.70 13.65 cent toplam kazandığımız para. Ama acaba yanlış mı hesapladım? Şurada hemen bir teyit edip geliyorum, bir dakika. 13.65 arkadaşlar, şurada yaptığım hesaba göre çekiyorum bilmiyorum ama 13.65. Bakalım hani böyle bir şey yaptınız, böyle bir alışveriş, ya böyle bir satış yaptınız 50-60 tane şişe, neler alabilirsiniz? Hemen alışverişe başlıyoruz. Bunu nakit olarak da alabilirsiniz. Hani biz alışveriş yaptık. Şimdi onu size evde göstereceğim ne olduğunu. Şimdi her şeyi tamamladık arkadaşlar. Şöyle bir toparlayayım. Bu arada hani bu plastik dönüşümle ilgili bir şeyler anlatacağım falan filan diyordum da ondan vazgeçtim. Zaten hepimizin bildiği şeyler bu dönüşüm, dönüşüm işleri. Sonuç olarak biz bu işten böyle bir para kazanabileceğiz. Yani bence önemli olan kısım bu. Şimdi şöyle bir şey, Dirk'ten söylediğim gibi toplam bize şöyle bir fiş verdiler. Bu da 13.65 centlik bir fiş. Ona karşılık da arkadaşlar şurada Cemal'cim şunları bir tutabilirsen çok sevinirim. Bu fişe karşılık da 2 adet şöyle toplam 8 parça olacak şekilde, yani toplam 8 porsiyon hamburger köftesi aldık. Bunları Cemal kontrol etti. Domuz değil bunlar. Üstünde Datça yazıyor çünkü oğlum Datça öğreniyordu arkadaşlar. Teşekkür ederim. Flemenkçe Datça öğreniyor yani, aynen. Bir tekrar baksın.
Evet, kesinlikle domuz değil arkadaşlar. Böyle 8 porsiyon hamburger köftesi 8 porsiyona denk gelebilecek kadar da ekmek alabildik bu parayla. Toplam alışverişimizde 13 euro 56 cent tuttu arkadaşlar. Birazcık da şöyle cebimize bozuk para kaldı. İçeriğin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi böyle bir video çekince şöyle bir risk doğuyor. Ben hani kendimce buraya bir yorumla dahil olmak istiyorum bu potansiyele karşılık. Amacım bu videoda kesinlikle işte Avrupa'da 70 tane şişe sattınız, 10 euroya gittiniz, marketten bunları alabildiniz. Türkiye'de olsa şöyle böyle gibi bir kıyaslama yapmak kesinlikle değildir arkadaşlar. Bu olguyu size doğru bir şekilde aktarabilmek. Burada ya yani 70-80 tane pet şişe toplayarak bunları satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Bu zaten 2004 yılında Türkiye'de gelecek dijital deyip duruyorum ya, çöp dönüşüm deposito kampanyası, geri dönüşüm deposito kampanyası diye o zaman Türkiye'deki bedelleri de karşılamış oluruz. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Umarım benim çok içime sinen bir içerik oldu. Umarım biz de hani o istemediğim tartışmaları yaşamayız arkadaşlar. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.